Turgut Reis Mahallesi Zeyyolu Caddesi'nde tek katlı evde oturan 4 çocuklu Yıldırım ailesinde 2 gün önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Dilan ve kardeşi Mutalip Yıldırım hayatını kaybetmişti. Aileyi yasa boğan Dilan ili Mutalip'in cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Yapılan otopsinin ardından iki kardeş Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiği evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede ailenin gece sobayı söndürmeden uyuduğu, lodos nedeniyle gazın eve dolduğu belirlendi. Evde inceleme yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amiri Muhittin Yaylaz, iki çocuğun söndürülmeyen sobadan ötürü hayatını kaybettiğini aktardı. Şimdi başlangıçta dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi bacanın yüksek olması. Evet. Yani çatıdan biraz 1 metre, en az 1 metre yüksek olması. Lodos'ta havalarda genelde yanan sobayı yatarken söndürülmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bacalarımızı muhakkak yılda bir veya en az 2 sefer olmak şartıyla temizlenmesine özen göstermemizde yarar var. Bir de yanan bacayı doldurarak, çok fazla doldurduğun zaman çok rahat nefes almadan geri tepmeye sebep olabilir. Hayatını kaybeden çocukların dayısı Beşir Boybey, kız kardeşi ve yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olay işte geceleyin herkes yatağına giriyor, sağlıklı bir davranış. Şimdi babasılar öbür tarafa geçiyor. Babası şeker atası olduğu için, fazla sıcağı dayanamadığı için öbür tarafta yatıyor. Çocukların yanında yatmıyor. O çocukların olduğu bölgenin soba yandığı için fazla sıcak oluyor. Sabahleyin babası kalkıyor, bakıyorlar ki herkese yerinde baygın. Bakıyor ki işte ondan sonra uzun içi arıyor, polis ekibini arıyor. Olay yerine gelmek için arkadaşlarımız, uzmanlık arkadaşlarımız atıyor işte. Yanın yerine gelin doktor işte. Yanın zaten ambulanslarla arkadaşlar hepsini hastaneye gönderdiler. Şu an annesi, bir de iki çocuğun durumları iyi olduğunu öğrendik. Allah razı olsun. Çok şükür.